4 tekerlek ve 1 motor. Ön tekerlekler boşta döner ve bu tekerlekler için herhangi bir mekanizma yoktur. Motor arka tekerleklere bağlı. Kurma ve hareket süreçlerinin nasıl gerçekleştiğini anlamak için mekanizmayı incelemeye başlayalım. Motorun içinde 5 adet dişli bulunur. Büyük dişliye bağlı olan burulma yayı, aracın hareket etmesi için gereken gücün depolanacağı yerdir. Yay normalde salınık pozisyondadır. Merkezinden çevrilmeye zorlandığında burulur ve enerji depolar. Araba geriye çekilirken depolanan enerji, araba geride tutulduğu sürece korunur. Yay serbest bırakıldığında depolanan enerji hızla boşalır ve yay salınık pozisyona döner. Şimdi yayın bu yeteneğini de kullanarak mekanizmayı oluşturmaya başlayalım. Yay ile tekerlekler arasında bağlantı kurulmalı. Yayın merkezini büyük dişlinin yanındaki bu yapıya geçirelim. Artık dişli yaya bağlandı. Dişli döndüğünde yay da dönecek. Tekerleklerin bağlı olduğu milin üzerine sabit olan bir dişli bulunur. Dişleri buna geçen başka bir dişli daha. Saat yönünde ve saat yönünün tersinde dönerek tekerleklerin dönmesini sağlayabilir. Şimdi daha farklı görev yapacak olan 2 adet dişli eklemeliyiz. Bunlardan biri yayın burulmasını sağlayarak arabayı kurmaya yardımcı olacak. Diğeri arabayı ileriye hareket ettirmeye yardımcı olacak. Kurma dişlisi, büyük dişli üzerindeki dişlerle gerektiğinde birleşip gerektiğinde ayrılmak için dış yapı üzerindeki bir yuvada hareket edebilmeli. Arabayı geri çekmeye başladığımızda kurma dişlisi büyük dişliye geçer. Dişliye uygulanan kuvvet buna neden olur. Bu arada ileri hareket dişlimiz dans ediyor gibi görünüyor. Çünkü aktif değil. Arabayı gereğinden fazla geriye çektiğimizde mekanizmanın bozulmaması için yayın dışında bir büküm bulunur. Bu büküm yuvanın bir oluğuna yerleşir. Eğer fazla burulma olursa büküm oluktan kurtulur ve diğer oluğa girene kadar hareket etmeye devam eder. Bu bozulma önlemi yay aşırı zorlandığı sürece devam eder. Yayla yeterince güç depoladığımıza göre artık bu gücü arabayı ileriye götürmek için kullanabiliriz. Araba bırakıldığında ve ileri doğru hareket oluştuğunda dişliler ters yönde hareket ederek kurma dişlisini devre dışı bırakır. Artık büyük dişli ile temas halinde olmaz. Aynı zamanda ileri hareketi sağlayabilmemiz için diğer dişli devrede olmalı. Bu dişli kurma dişlisinin yaptığı hareketin tersini yapar. Bu dişli de dış yapı üzerindeki bir yuvada hareket edebilmeli. Yay sayesinde dönmeye zorlanan büyük dişli, ileri hareket dişlisini aşağıya doğru zorlayarak diğer dişli ile kilitler. Aynı zamanda kurma dişlisi devreden çıkıyor. Kilitlenmeden sonra yay enerjisini boşaltana kadar kilitlenme devam eder. Bu süreçte ileri hareket dişlisi büyük dişli ile birlikte bir süre döner. Enerji boşaldıktan sonra ileri hareket dişlisi yine bir süre dans etmeye başlar ve araç bir süre daha kendi ivmesiyle gitmeye devam eder. Araba kendi ivmesiyle ilerlerken alttaki dişli ileri hareket dişlisini yukarıya doğru ittirir. Tekerleğe bağlı olan dişli büyük dişliden daha hızlı dönüyor. Bu arabaların kendi başlarına uzağa gidebilmeleri için dişli oranları önemli.